Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizin için Şile yolunda, Şile otoyolunda video çekeceğim. Kardeşlerimiz istemişler. Demişler ki hocam bir de Şile otoyolunda video çeksen de görsek. Tamam madem siz istiyorsunuz biz de çekelim dedik. Değil mi? Sizleri mi kıralım? Şimdi arkadaşlar sizin için M5'ten yanaştım durdum. Arabalar vızır vızır geçiyor solumuzdan hareket edeceğiz. Zaten koltuğum ayarlıydı. Kemerimi takmıştım. Arabam şu an çalışıyor. Dörtlüğü yaktım. Sağda duruyorum. Şimdi arkadaşlar debriyaj frene basıyorum. El frenimi indiriyorum. Vitesimi 1'e alıyorum. Dörtlüğümü kapatayım. Sol tarafa sinyalimi vereyim. Ufak ufak. Şimdi burası düz. Tamam arkadaşlar. Freni bıraktım. Debriyajımı yavaş yavaş kavramaya getirdim. Gaz vermeye başladım. 1, 2, 3, 4 saniye sonra debriyajı bırakarak hızlanıyorum arkadaşlar. Arabam bağırdı. Debriyaj 2. Debriyajı bırakarak gazla devam ediyorum. Şeridime girdim arkadaşlar. Şimdi aracım biraz daha hızlandı. Yine 2000 devri geçti. Gazı bıraktım. Debriyaja basıp 3'e attım. Debriyajı bırakırken gaz vermeye başladı. Olay bu. Arkadaşlar bu Şile yolunda şöyle klimamı da açayım. Şöyle bir serinlik gelsin arkadaşlar. Arabanın içi biraz sıcak. Bu sağ şeritten gitmenizi ben pek önermiyorum acemiyseniz arkadaşlar. Çok sapakları var. Sağa giriş, sağdan yola katılım var. Hani onlar sizi rahatsız edebilir. Onun için şu orta şeritten gitmenizi tavsiye ederim. Bu arada aracım yine bağırdı. Benden vites istiyor. Şu vites az geldi. Gazı bıraktım. Debriyaja bastım. Vitesi direkt arkaya çektim. Debriyajı bırakırken gaza dokundum. 4 attım yani. 3'te 4 karşılıklı ya. Sol tarafa sinyal verdim. Sol aynama baktım arkadaşlar. Ufak ufak sola geçtim. Şeridime girdikten sonra sinyalimi kapattım. Sol aynaya arkadaşlar sağ veya sol aynaya bakarken çok uzun süre bakmayın, tamam mı? Şöyle bir saniye bakın, hemen önünüze bakın tekrar. Uzun süre asla aynalara bakılı kalmayın. Çünkü siz sola bakılı kaldığınız öndeki araç durabilir, değil mi? Veya aracınız bu şeritten başka şeride kayabilir. Aynalara uzun süre ne yapmıyoruz? Bakmıyoruz arkadaşlar. Bir saniye ayna önüm. Bir saniye aynam önüm. Bunu 10 kere yapabilirim. Yeter ki uzun süre aynama bakılı kalmayıp hemen önüme tekrar bakıyor olayım. Mesele bu. İki el direksiyonda biliyorsunuz 9 içerek geçen. Mümkün mertebe böyle tutarsanız acemiyken daha rahat araca hakim olursunuz. Yani hocam ben ustayım, tek elle sürüyorum falan, tamam ben ona karışma. Usta olana bir şey dediğim yok arkadaşlar. Benim derdim acemiyle, acemi kardeşlerimize bir şey öğretmek. Bizim amacımız o. Ondan sonra şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Öndeki araçta bir kere takip mesafemizi koruyoruz. Çok yaklaşmıyoruz. Mümkün mertebe ileri bakıyoruz, değil mi? Neden? Çünkü aracın önüne burnuna bakmıyoruz arkadaşlar. İleri bakarak şerit takibimizi yapıyoruz. Amacımız bu iki çizginin, yani sağımızdaki ve solumuzdaki şerit çizgisini, yani kendi şeridimizin içinde kalmak amacımız. Tamam mı? Eğer şeridin içinde kalıyorsak, şeridin içine kaymıyorsak ve öndeki arabaya fazla yaklaşmıyorsak, uzun yolda araç kullanmak çok da aslında yormaz, bizi tedirgin etmez, bilginiz olsun. Şimdi aracım yine 4. testte 5'i istiyor arkadaşlar. 2000 devri geçti, bağırmaya başladı. Gazı bıraktım, debriyaja bastım, vitesimi şöyle sağ ileri 5'e attım arkadaşlar. Hop yavaşça debriyajımı kaldırırken gaza dokundu. Olay mı? Şimdi 5. teste gidiyorum. Hızım 70-75 civarı. Zaten Şile otoyolunda maksimumuz 80 arkadaşlar burada. 80'de gitmek zorunda değilim, değil mi? 70'de de gidebilirim, 60'da da gidebilirim. Sol şeridi sürekli işgal etmemeliyiz arkadaşlar. Sol şeridi sürekli işgal etmiyoruz, bilginiz olsun. Sol şerit aslında sadece sollamak içindir. Sağ şeritte de dediğim gibi sapaklar olduğu için ben acemi dostlarımıza, kardeşlerimize orta şeritten, bu yolda orta şeritten gitmelerini tavsiye ediyorum. Hani kimse size karışmaz. Etliye sütlüye karışmadan rahat rahat gidersiniz. Böyle ilerliyoruz. Ha hocam derseniz ki ya hocam öndeki arabayla takip mesafenizi koruyun diyorsunuz ama ben takip mesafemi nasıl anlayacağım? Çok basit arkadaşlar. Şimdi atıyorum bakın şu öndeki kamyon, şurada tabela var. Üzerinde bir tabela var şu an. Yol tabelası. Onu geçerken saymaya başlayacağım. Bakın tam onu geçerken 88, 89, 90. Arkadaşlar ben 3 saniye gerisindeyim onun. O tabelayı geçtiği an saymaya başlıyorum 88 diye. Benim 90'da orada olmam gerekir. 91, 92 de olabilir ama 90'dan önce orada olmamam gerekir. Yani en az 2 saniye mesafe gerekir arada. Tamam mı? Bu hızımın yarısı demek. Hani hızımın yarısını ben 90'a nasıl hesaplayacağım, değil mi? İnip metre ölçecek halim yok. Hocam ben işte 80'e gidiyordum, 40 metre uzak olacak. Nasıl hesaplayacağım? İşte böyle hesaplıyorsunuz arkadaşlar. Öndeki aracın bir cisimle geçtiği anda, bir cismin altından veya yanından geçtiği anda saymaya başlıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Saymaya başlıyorsunuz. Bakın şimdi üst geçit var. Şimdi oradan yine sayacağım. Bakın izleyin. Öndeki araç kamyonun altından geçerken 88, 89, 90, 91 hatta. 4 saniye mesafe var. Yani hızımın yarısı değil, neredeyse hızım kadar mesafe var. Hızım 70 ise 70 metre mesafe var önümde demek. Tamam mı arkadaşlar? Takip mesafesi de böyle hesaplanır. Bilginiz olsun. Şile yolunda arkadaşlar bu yolda, şimdi yavaşlıyorum, bakın öndeki araç yavaşladı. Debriyajıma bastım, vitesimi
ufak ufak önce boşa aldım. Şimdi iyice yavaşladım. Vitesini 2'ye aldım. Neden? Çünkü hızım 20'ye indi. Debriyajı kaldırırken gaz verdim. 5'ten bakın gördünüz mü? Direkt 2'ye aldım. Çünkü debriyaja bastım, arabam akıyordu. Yavaşlattım aracımı. Hızım 20'lere geldiği için 2'ye aldım. Şimdi öndeki araç duruyor. Yavaşladım. Hafif fren. Sonra yavaşça debriyajımı ezdim. Vitesimi şimdi de 1'e aldım. Hızım artık çok indi. 10'lara indi. Hatta 8'lere indi. Şimdi yavaş yavaş debriyajımı kavrama getirdim. Ufak ufak gaz verdim. Bu ayarda gidiyorum. Minik gazla. Gazı bıraksam da aracım gidiyor. Dizel araç çünkü araç. Aracımız dizel olduğu mu kullanmakta rahat arkadaşlar. Freni bıraksam da araba ufak ufak gider. Şey, gazı bıraksam da. Bakın öndeki, ben bıraktım gazı, arabam yavaş yavaş gidiyor. Ama duruyorlar. Ne yaptım? Debriyaj, fren. Tam debriyaj, fren yaptım, durdum. Vitesim 1'de. Şimdi yoğun trafik, durkak. Bakın öndeki ilerledi. Freni bıraktım. Debriyajımı kavramaya getirdim. Ufak ufak gaza dokunuyorum. Debriyajı kavramada tutuyorum. Tamamen bırakmıyorum. Tekrar debriyajıma tam basıp freneme basıyorum. Çok iyi oldu arkadaşlar bu. Çünkü öğrencimiz birkaç tane farklı yorum yapmışlar videonun altına. Kimi demiş ki hocam otoyolda araba sürmeyi gösterilmesin. Kimi de demiş ki hocam yoğun trafikte dur kalkı gösterilmesin. Vallahi çok iyi denk geldi. Hem otoyol hem yoğun trafik olmuş oldu. Kimi öndeki araba yürüdü. Freni bıraktım. Debriyajımı hafif kavramaya getirdim. Ufak ufak da yandan gaz veriyorum. Debriyajımı bırakmadım. Birkaç saniye, 3-4 saniye geçtikten sonra debriyajı bıraktım. Ufak ufak gidiyorum. Hızlanıp 2'ye atmıyorum. Çünkü önümdeki araçlar duruyor. Birle gidiyorum şu anda. Araba biraz bağırıyor ama ne yapayım? Önümde yer yok ki hızlanıp 2'ye atayım, değil mi arkadaşlar? Ufak ufak birle gidiyorum. Yavaş yavaş ilerliyorum. Tekrar duracağım. Debriyaja bastım. Frenimi ezdim. Durdum. Tekrar frenimi bıraktım. Debriyajımı kavrama getirirken gaza dokunuyorum. 1, 2, 3, 4 saniye sonra debriyajı bıraktım. Minik minik gazla gidiyorum. İhtiyacım kadar. Çok hızlanmıyorum. Ufak ufak öndekinin hızına uygun şekilde gazıma dokunuyorum. Yavaş 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 gidiyoruz arkadaşlar. Şu an işte 15-18 km hızla falan gidiyorum. Ağır ağır. Yine öndeki trafik durdu. Zaten stop lambaları yanıyor öndeki aracın. Frene bastığı görünüyor. Yine durmak için debriyajıma tam bastım. Yavaşça frenimi ezip durdum. Vitesim 1'de hala. Öndeki araç yürüdüğü zaman ben de yürüyeceğim arkadaşlar. Acele etmiyoruz. Şimdi freni bıraktım. Debriyajı hafif kaldırdım. 1, 2, 3, 4 saniye sonra debriyajı bırakıp hızlanıyorum. Önüm biraz açıldığını gördüm. Gazı bıraktım. Debriyajı basıp 2'ye aldım. Debriyajı bırakırken gaz vererek devam etti. Önüm açıldı. Artık vitesi yükseltiyorum. Biraz daha hızlanıyorum. Bakayım. Yok. İleride bir yoğunluk gördüm. Araçların stop lambalarını gördüm. Önümdeki araçlar duruyor. O yüzden hızlanmıyorum. 2 ile gidiyorum. 3'e atmıyorum. Arkadaşlar biz araba kullanırken önümüzdeki araçlara değil onların önündekine bakarız. Yani sadece önümüzdekine bakmayız. Mümkün mertebe kaç araç ileri görebiliyorsak oraya bakarız. Yani bu araç daha durmadan onun önündekiler durduğunda bunun duracağını anlamak için, hani olayı erkenden anlamak için ileri bakarız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi gazdan çektim ayağımı. Arabam kendi kendine gidiyor. Ayağımı ucunu kaldırdım. Dokunmuyorum gaza. Şimdi bakalım ne olacak. Yavaşladılar. Hafif frenle yavaşlar gibi oldum. Ama basmıyorum. Bıraktım. Tekrar gaza dokunuyorum. Aracım kendi kendine gidiyor arkadaşlar şu an. Hafif gazla, minik gazla gidiyorum. Şimdi durdular. Debriyaj, fren, vites 1. Freni bırak. Debriyajı yarımla. 1, 2, 3, 4 saniye gaz ver. Debriyajı bırak. Hızlan. Gazı bırak, debriyaja bas, vitesi 2'ye al, debriyajı kaldırırken gaza dokun ve debriyajı bırak. Yoğun trafik arkadaşlar. İnşallah işinize yarayacak bu video. Tekrar öndeki araçlar duruyor. Debriyaj, yavaşça fren. Vitesi 1'e aldım, durdum. Freni bıraktım, debriyajı yarılmadım. Gaz veriyorum. 1, 2, 3, 4 saniye sonra debriyajı bıraktım. Hızlandım. Gazı bıraktım, debriyaja basıp 2'ye aldım. Debriyajı kaldırırken gaza dokundum. Böyle arkadaşlar, manuel böyle işte. Dur kalk sınav, şeyde, normal hayatta. İstanbul'da tekrar debriyaj, fren, öndeki araç durdu çünkü fren lambaları yanıyor, gördüm. Vitesi 1'e aldım. Her durduğumda 1 alıyorum vitesimi arkadaşlar. Her durduğum 1. Başka vitese gitmez bu araba, bilginiz olsun. Öndeki biraz ilerledi ama ben gitmiyorum. Yani 1-2 metre gitti diye boşu boşuna hareket etmiyorum. Biraz daha ilerleyince giderim. Çok uzun süre bekleyeceksek arkadaşlar vitesi boşalıp debriyajı bırakabiliriz, bilginiz olsun. Freni bıraktım, debriyajı kavramaya getirdim. Ufak ufak gaz, 1, 2, 3, 4 debriyajı bıraktım. Biraz daha gaz verdim, arabam bağırdı. Gazı bıraktım, debriyajı basıp 2'ye aldım. Debriyajı kaldırırken gaz verdim ve debriyajı tamamen bıraktım. Ufak ufak ilerliyoruz. Mümkün mertebe çok yaklaşmıyorum öndeki araçlara. Hem aniden birisi durursa, değil mi, zank diye durabilir öndeki sürücü. Onun için biraz mesafe bırakıyorum. Kendime duracak bir alan bırakıyorum arkadaşlar. Çok dip dibe gidersem öndeki durduğu an duramayabilirim. Tamam mı? Çünkü onun en doğal hakkı durabilir. Arkadan vuran biliyorsunuz suçludur. Neden? Çünkü dibine girmemem lazım. Önümde bir mesafe bırakmam lazım kendime, fren mesafesi.
Çok dibine girmiyoruz öndeki araçların, tamam mı? Bakın gazı bıraktım o araba çıkıyor diye. Geçtikten sonra tekrar gaza dokundum. Yani gazı bırakınca araban bir yavaşlıyor zaten. Şimdi hızlanıyorum arkadaşlar. Hızlandım. Aracım bağırdı. Gazı bıraktım. Debriyaja basıp 3'e attım. Debriyajı kaldırırken gaz verdim ve debriyaja bıraktım. Arkadaşlar farkındaysanız vites değiştirirken 1,5-2 saniye sürüyor debriyaj. Kalkış da biraz fazla sürüyor, tamam mı? Şimdi biraz daha hızlanıyorum. Gazı bıraktım. Debriyaj 4. Debriyajı kaldırırken gaz verdim. Devam. Tekrar hızlanıyorum. Yine 2000 devri geçiyorum arkadaşlar. Hızlanıyorum. Gazı bıraktım. Debriyajı basıp vitesimi 5'e attım. Debriyajı kaldırırken gaza dokunarak devam ediyorum. Sağ sinyalimi verdim. Sağ aynamı kontrol ettim. Geçtikten sonra sinyalimi kapattım. Sağdan devam ediyorum. Sol şeridi sürekli mümkünse işgal etmiyorum arkadaşlar. Hani herkes hocam böyle gitmiyor diyebilirsiniz ama arkadaşlar biz uyalım kurallara. Belki herkes bize baka baka uyar kurallara. İnşallah ne bileyim bütün trafik kurallara uyar hale gelir. Önce biz kendimizden başlayalım, değil mi? Hem bu Şile yolunda arkadaşlar sağ şeritten giderseniz bu yol birazdan 3 şerit olacak mesela. 3 şerit olsa bile siz ortada kalmış olacaksınız. 2'ye indiği zaman yine sağ şeritte kalmış olacaksınız. Sürekli şerit değiştirme zorunda kalmayacaksınız. Öbür türlü sürekli şerit değiştirmek zorunda kalırsınız. Bu Şile otoyolunun güzelliği burada. Sağ şerit, 2 şerit ise sağdan gidiyorsunuz. Bakın birazdan 3 olunca göreceksiniz. Tak ortada olmuş olacaksınız. Hiç boşu boşuna sağa geçip sola geçip riskine, zahmetine katlanmayacaksınız. 80'de gidiyorum arkadaşlar. İki el direksiyonda. Mümkün mertebe uzağa bakıyorum. Yanımdan geçen araçlara odaklanmıyorum. Mesela sağda diyelim işte yan tarafta tarla, cami, okul, ne bileyim dağ, tepe gördüm oraya bakmıyorum. Gözümü hani o tarafa çevirmiyorum. Önüme odaklanıyorum arkadaşlar. Hep önümüze, şoför hep önüne bakar. Atıyorum hocam yanımdan kamyon geçiyor tır deyip ona bakmayın, tamam mı? Ona bakarsanız Allah korusun ona doğru gider. Baktığınız yöne gider arkadaşlar araba, unutmayın. Motosiklette de bu böyle, arabada da. Ne tarafa çevirip kafanıza bakarsanız araba o tarafa doğru gider. O tarafa odaklanmayın. Önünüze bakın. Korkmayın. Yandan araç geçiyor. Geçebilir. O da şoför. O da kaza yapmak istemiyor. O da onun da canı malı kıymetli. Hani acemi kardeşlerimiz şöyle düşünüyor. O bana ya vurursa, tamam da o sana niye vursun diyorum arkadaşlar. Onun da canı kıymetli, malı kıymetli senin gibi. O da mümkün mertebe kaza yapmamak için uğraşıyor. Siz de onun için rahat olun, tamam mı? Onun için de bu aracı kullanan bir insan var. Bu araç kendi kendine gitmiyor. Korkmayın. Onun için rahat olun. Rampa yukarı. Araba rampa yukarı çıktığı için ufaktan gazı eziyorum arkadaşlar. Bayılmasın arabam diye yokuşta. Yığılmasın diye. Daha rampaya girmeden gaza bastım. Biraz daha ezdim gazımı. Düzde gelirken atıyorum 1 santim basıyordum. Rampaya girerken 3 santim daha ezdim. Öyle düşünün. Ki araba yığılmasın buraya. Rampayı rahat kurtarsın diye. Vitesim 5'te ya. Yoksa vites düşürmem gerekir. Arabam rampada baktım yiyemiyor. Titremeye başladı. Debriyaja basıp 5'te 4'e almam gerekir. 4'te 3'e almam gerekir. Yoksa araba rampayı çıkamayabilir. O zaman vites ufaltırız. Bilginiz olsun. Vites ufaltınca araba yavaşlar ama güçlenir. Rampayı rahat çıkar. Bilginiz olsun. Şimdi ilerliyoruz. Bakın ileride ışıklar var. Araçlar yavaşladı. Ben gazı bıraktım. Şimdi ufaktan vitesimi debriyaja basıp 4'e aldım. Yavaş yavaş debriyajımı bıraktım. Yavaş yavaş ilerliyorum bakalım hareket edecekler mi? Etmediler. Debriyajıma bastım. Tamamen yavaş yavaş frenimi ezerek dururken vitesi 1'e aldım. Sonra freni bıraktım. Debriyajımı yarılmadım. Gaz veriyorum. 1, 2, 3, 4 saniye sonra debriyajımı bıraktım. İlerliyorum dediğim vitesle. Önümdeki araçlar biraz hızlansın. Ki vites 2'ye atmanın bir anlamı olsun. Yoksa şimdi vites 2'ye atsam geri 1 almam gerekir. Şimdi önde mesafe açılmaya başladı. Hızlandım. Gazı bıraktım. Debriyaj 2. Debriyajı bırakırken gaz verdim. Devam ediyorum. Gayet güzel. Böyle ilerliyoruz arkadaşlar. İkinci vitesteyim şu anda. İçeriden gittiğim sürece, şeritten kontrolsüzce kaymadığım sürece ve öndeki arabada yaklaşmadığım sürece her yere giderim arkadaşlar. Uzun yolda sıkıntı yok. Şimdi aracım yine bağırıyor, benden vites istiyor. Gazı bıraktım, debriyaja bastım, vitesimi 3'e aldım. Debriyajı kaldırırken gaza dokundum ve debriyajı bıraktım. Devam ediyorum böyle, 3. viteste. Yine hızlandım. Aracım yine vites istiyor, bağırıyor. Hem devir saatinden görüyorum, hem sesinden anlıyorum. Gazı bıraktım, debriyajı basıp 4'e çektim. Debriyajı bıraktım ve gaza dokunurken devam ediyorum. İlerliyoruz, bir kamyonet çıkıyor. Yine de ufak ufak hızımı azalttım. Hop, frenledim. Bakın çıktı debriyaj. İyice yavaşladım vitesi. Hemen 2'ye aldım. Yavaş yavaş 2 ile ilerliyorum arkadaşlar. Bir anda araba yavaşladı çünkü çıktı önüme. Mecbur yavaşladım. Şimdi devam ediyorum. Gazı bıraktım. Debriyaj 3. Debriyajı bıraktım. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ileriden birine döneceğiz inşallah. Buradan dönecektim ama ileriden döneyim sizin için. Hızlanıyorum. Arabam bağırmaya başladı. Gazı bıraktım. Debriyaj 4. Debriyajı bıraktım. Gaz vererek devam ediyorum. Bakın sağ şerittim şu anda. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Devam ediyorum. Birazdan orta şeritte olmuş olacağım.
sağda bir şerit daha açılacak, yol genişleyecek, hop bir anda orta şeritte kalmış olacağım. Ne kadar rahat, hiç şerit değiştirme ihtiyacı duymuyorum şu anda ben. Rahat rahat ilerliyorum. Şu an aracım titriyor arkadaşlar. Vites büyük geldi. Debriyaj 3, vitesi 4'ten 3'e indirdim. Şimdi tekrar gaz verdim. Evet şu an 7. Öndeki kamyon yavaş olduğu için yavaşladım ama vites bu sefer büyük kaldı. Mecburen vitesi ufalttım. Hızlandım. Aracım bağırdı, doydu artık, güçlendi. Debriyaj 4. Debriyajı bıraktım, gaz vererek devam ediyorum. Bakın şimdi söylediğim yere geliyoruz. Sağ şeritteyken, bakın orta şeritte olmuş olacağım şimdi. Yine biraz hızlanıyorum. Aracım yine 2000 devre geçti. 2500 devre geldi. Gazı bıraktım. Debriyaj 5. Debriyajı kaldırırken gaz verip devam ediyorum. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Yine orta çevirdeyim. Sağdan gelince bazen orta oluyor, bazen sağ oluyor. Sıkıntı yok. Rahat gidiyorum. İlk yer yine direksiyonu mümkünse. Ha bir de şerit değiştirmeleri gösterelim size. Şimdi arkadaşlar sağa sinyal verdim. Sağa geçeceğim. Ha, sağ aynamı kontrol ettim. Önüme baktım. Bir daha aynamı kontrol ettim. Çok küçük oynattım direksiyonumu sağa arkadaşlar. 1-2 santim kadar. Sonra düzledim. Sinyalimi kapattım. Hızlıysam arkadaşlar şerit değişirken direksiyonumu çok küçük oynatıyorum. Minik. Çok değil. Yani mahalle arasında yerleşmek için ilgili böyle rahat rahat direksiyonumu sağa sola oynatamam. Hızlıyım çünkü. Bu azıcık böyle sola veya sağa attığım zaman arabam hemen o tarafa doğru sapıyor. Sapması hızlı oluyor. Büyük oluyor. Açısı büyük oluyor. Onun için hızımız arttıkça direksiyon hareketimiz küçülmeli. Minik olmalı. İyice küçülmeli hareketimiz. Tamam minik minik oynamalıyız direksiyonla. Bilginiz olsun o konuda da. Asla ani oynatmayın. Çok büyük hatadır o. Araç döner. Yani kurtaramayız. Araç ya bariyere doğru gider ya da o tarafa doğru gider. Sağ tarafa Allah korusun kaza yaparız. Asla büyük oynamıyoruz. Direksiyonumuzu tamam çok sıkmıyoruz ama çok da gevşek bırakmıyoruz. Tamam mı? Böyle hep de salmayın. Tatlı sert böyle tutun direksiyonunuzu. Aracınıza hakim olun. Hızlandıkça çünkü direksiyon hakimiyeti çok önemlidir. Yerleşim yeri içinde dediğim gibi yavaş giderken 30'da 40'da direksiyon hakimiyeti bu kadar önemli değil ama 80, 100, 120 artık hızlandıkça, hız arttıkça hakimiyetiniz çok dikkatli, çok iyi olmalı. Direksiyon artık sizin canınız. Hem yola iyi bakacaksınız arkadaşlar. Öndeki araçta mesafenizi koruyacaksınız. Çok uzağa bakmaya çalışacaksınız. Hem de direksiyonunuzu güzel tutacaksınız. Asla bu yollara ani fren veya ani direksiyon hakimiyeti yapmayacaksınız. Yani duracaksanız önde bir şey varsa ileride uzağa baktığınız için durmamız gerektiğini erkenden anlıyoruz. Bir arkanıza bir göz atın şu ortalık direksiyon arasında bir bakın. Çok yakında araba var mı yok mu? Hani aniden köklemeyin fren, tamam mı? Tatlı ezin yani önünüzde mesafe olduğu için duracaklıkta vaktiniz olur. Tatlı tatlı frenleyin, hızınızı aniden düşürmeyin. Hem arkadaki araç da size vurmamış olur. Ona da bir fren mesafesi bırakmış olursunuz. Böyle ilerliyoruz. Sağda bakın levhalar var. Kamyon otobüs için 70, otomobil için 90 diyor. Burada hızımızı 90'a çıkmış arkadaşlar. Levhaları okuyun yolda. Bakın viraj tabelası var sağ tarafta. Şöyle ok işareti gibi kırmızı kırmızı. Sola viraj diyor. Ne demiş sağda yine tabela var. Ortalama hız tespiti demiş 90-70-70. Yani bu ortalama yani bir başlangıç ve bitiş kamerası var demek. Yani EDS sistemi. Giriyorsunuz arkadaşlar orada sizin plakanızı okuyor kamera. İşte birkaç kilometre sonra bitiyor. Hafif frenle yavaşlıyorum arkadaşlar. Ramp aşağı viraj var. Hızımı azalttım. Biraz indirdim hızımı 70'e bıraktım freni. Arkadaşlar aracım yavaş yavaş gidiyor. Gaz vermiyorum şu an kendi kendine gidiyor. Sonra çıkışta o ortalama hızı ölçüyor arkadaşlar. Çıkışta da bir kamera var plakanızı okuyor. Diyor ki atıyorum bu 2 kilometre yolu ne kadar zamanda gelmiş. Hızınız işte orada yazan hızın üzerindeyse plakanıza ceza geliyor. Tamam bilginiz olsun. Tabi levhalarını okuyun. Şimdi hafif yine frenle yavaşlayayım arkadaşlar. Aracım yine akmaya başladı, hızlanmaya başladı. Hızım yine 80'e 90'a doğru yükseldi. Yine hızımı hafif yavaşlattım. 70'lere 75'lere indirdim. Yine bıraktım. Ayağım gazın üzerine geldi ama basmıyorum. Sadece boşta tutuyorum havada onu. Yolum düzlendi. Hafif gaza dokunuyorum minik. Sürekli fren gaz atıp otomatik gibi oluyor arkadaşlar araba. Şimdi sağa sinyal verip sağ aynama baktım. Aynamı kontrol ettim. Yavaş yavaş sağa geçtim. Minik oynattım direksiyonu farkındaysanız. Hafif de frenle yavaşlayarak girdim sapağa. Sinyalimi kapattım. Döneceğim geri. Tekrar geldiğim istikamete gideceğim. Hızımı azaltıyorum. Biraz daha yavaşlıyorum. Şu an 60'a indim. İyice yavaşlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada da iyice yavaşlatıyorum arabamı. 50'ye indim. 40'lara indim. Debriyaja bastım. Vitesimi 5'ten bakın. Direkt 3'e aldım. Debriyajı kaldırdım çünkü 40 derken vites 3'te gider. Sola baktım, bakışımı yaptım, şeridime girdim. Şuradan bir U dönüşü yapacağım. Göbek var, döner kavşak sinyali verdim. Kavşağa giriyorum. Gelen giden yok. Debriyajı basıp 2'ye aldım. Debriyajımı kaldırdım hiç durmadan 2 vitesle. Ufak ufak kavşağım yolumu kontrol ettim. Dönüşümü yapıyorum. Direksiyonumu topladım arkadaşlar. Biraz hızlandım. Gazı bıraktım. Debriyajı basıp 3'e aldım. Debriyajı kaldırırken gaza dokunarak devam ediyorum. 3'te gidiyorum şu an. Bu yolun hakkı 3.
Tamam mı? Daha fazlasına gerek yok. Viraj zaten kullana kullana zaten arkadaşlar anlıyorsunuz hangi yolda hangi vitese gitmeniz gerektiğini süre süre anlıyorsunuz. Kullanmadan olmaz. Çok pratik yapmak lazım. Gazı bıraktım arkadaşlar. Araba kendi kendine yavaşladı viraj. Bir tık daha gaza dokundum. Viraj keskinleşti viraj orada. Gazı bir tık daha bıraktım ki yavaşlasın diye. Şimdi düzlerken direksiyonuma gaza dokunuyorum. Hızlanacağım sola çıkarken arkadaşlar sinyalimi verdim. Önce bu yolda hızlanıyorum. 60, 65, 70. Sol aynalı kontrol ettim. İçeride giriyorum ve sinyalimi kapatıyorum. Aracım bağırdı, gazı bıraktım. Debriyaj 4. Debriyajı kaldırırken gaz verdim, devam ettim. Farkındaysanız arkadaşlar ne yaptım? Hızlı yola, otoyola katılırken hızlandım. Sağdaki katılım şeridinde önce hızlandım, hızımı arttırdım. Yani kalkıp 30'da 40'da lap diye bu yola, burada 70'e 80'e giden adamın önüne atlamadım. Önce sağdaki boşlukta hızlandım, hızımı 60'a 70'e çıkardım. Ki bu araç bana vuramasın, bana çabuk ulaşamasın diye. Sonra şeridimi değiştirdim, onun olduğu şeride girdim. Tamam mı arkadaşlar? Bakın ileride kamyon var, yavaş gidiyor. Solda da arkadan gelen de yavaş geliyor, görüyorum. Sinyalimi verdim, sol aynamı kontrol ettim. Küçük bir sol hareketli, bir santim sola çevirdim. Şeride girince direksiyonumu topladım ve sinyali kapattım. Şerit değiştirirken ne yapıyorum hızlı olduğum için? Bir santim sağa, bir santim sola, fazlası zarar arkadaşlar. O kamyonun yavaş gittiğini geriden gördüm çünkü bayağı yavaştı. Erkenden şeridimi değiştirdim. Son anı beklemiyoruz arkadaşlar. Her zaman erkenden tedbirimizi alıyoruz. Araba kullanırken mümkün mertebe ileri bakmamızın amacı bu. Erkenden tedbir alayım ki erkenden değil mi? Ne yapmam gerekirse yapayım, son ana bırak Allah korusun kaza bile yaşamayayım diye. Rampa çıkıyorum şu anda. Vitesim hala 4'te arkadaşlar. Biraz hızlanalım. Aracımızın deyimini arttıracağız. Önde de kamyonet olduğu için ona da uyum sağlıyorum arkadaşlar. Biraz devrimi arttırdım, biraz hızlandım. Gazı bıraktım. Debriyaja basıp vitesini 5'e aldım. Debriyajı kaldırırken ufak ufak gaza dokundum. Yine öndeki araçla ne yapıyorum? Takip mesafemi koruyorum. Çok yaklaşmıyorum. Acemiysem ne kadar uzak o kadar iyi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Acemiyken ben çok yaklaşamıyordum. Korkuyordum zaten. Çok uzak duruyordum. Ki Allah korusun bir şey olduğunda hemen durdurabileyim arabamı. Çünkü benim reflekslerim zayıftı. Acemiyken değil mi? Usta gibi hemen tepki veremiyoruz. Tepki vermek biraz zaman alıyor. Usta bir saniye tepki veriyor. Ben 10 saniyeden de tepki veriyordum. Onun için bana bir 10 saniyelik mesafe lazım ki tepkimi verebileyim diye. Siz de kendinizi bilin. Yani herkes, kişiler kendini bilecek arkadaşlar. Buna göre araba kullanacak. Yani ustalaştıkça, tepkiler hızlandıkça tabii ki daha da ona göre aracını kullanmasını geliştirecek. O zaman biraz daha da yakın kullanabilirsiniz aracınızı. Sıkıntı yok. Yani ayıp değil bu. Herkes acemi oldu. Kimse anasından şoför doğmadı. Bunu da bilin, tamam mı? Hiç yani eşin dostuna hava attığına bakmayın öyle. Ben şöyle sürüyorum, ben böyle sürüyorum dediklerine. Herkes sizin geçtiğiniz yollardan geçti. Herkes bizim geçtiğimiz yollardan geçti. Dediğim gibi kimse şoför doğmadı. Kimse kimseye yalan söylüyor, hava atmasın. Herkes bu eziyeti çekti, sıkıntı, stresi yaşadı. Sonra zamanla usta şoför oldu ama bazıları geçmişini unuttu. Tamam mı? 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene sonra anlatırken geçmişine eser kalmadı. Sanki doğuştan iyi şoförmüş gibi atıp tuttu. Ama bazıları da asla geçmişini unutmadı. Acemilere işte anlayışlı davrandı. Dedi ki ya bak demek ki bu da acemiydi. Nasıl bunu sıkıştırmadı öndeki gideni. Değil mi? Kendini gördü orada o yavaş giden de. Anlayışlı davrandı. İşte inşallah herkes öyle olur. Anlayışlı olur. Herkes kendi geçmişini unutmaz. Evet arkadaşlar şimdi atıyorum. 90'la gidiyorum şu anda bakın. İleride viraj var. Tır ileride viraja gidecek. Görüyorum virajı zaten buradan. Şimdi ne yaptım? Viraja girmeden gazı bıraktım. Hafif hafif frenimi eziyorum. Önce hızımı düşürüyorum arkadaşlar. Yavaşlatıyorum. Virajın açısına göre. Bu viraj biraz geniş olduğu için hızım şöyle bir 75-80 indirsem yetiyor. Yeterli. Bakın aracım yavaşladı. Şimdi ufak ufak virajın içine girdikten sonra içine yaralarına doğru gelince gaza dokunmaya başlıyorum. Hani virajın içine girmeden daha gerisinde hızımı biraz düşürüyorum. Virajın içine girdikten sonra biraz yol aldıktan sonra ufak ufak gaza dokunmaya başlıyorum. Tamam mı? Viraja girme mantığı budur. İşte ileri baktığımız için bunu anlıyoruz. Arabamızın önüne bakıyorsak virajı geç görürüz. Son anda görmüş oluruz. İleri bakıyorum ben. O yüzden virajı erkenden görüyorum. Şimdi ileride bir viraj daha var. Hızım 80. Gazı bıraktım. Bir tık şöyle frenimi yavaşlattım aracımı. Bir tık şöyle bir 70'e indirdim. Bıraktım. Ufak ufak viraja giriyorum. Artık girdim. Ufak ufak da gaza dokunmaya başlıyorum. Olay budur arkadaşlar. Viraja girmeden hızımızı bir düşüreceğiz. Girdikten sonra iş işten geçer. Frene bastığınızda bu araba kendini sağa sola atar. Şimdi hafif yavaşlıyorum tır yavaş olduğu için. Frene dokunduğunu görüyorum fren lambalarına. Ufak ufak yavaşlattım. Orta şeritteyim yine arkadaşlar. Ya bu sefer tır sağda kaldığı için rahatım. Önüm açıldı. Rahat gidiyorum. Ama yine de hızlanmıyorum. Sola geçebilir çünkü. Bakın gördünüz mü? Ufak ufak sola çıkmaya başladı. Riske atmadım. Hemen yanına girmedim. Hızlanıp geçmeye çalışmadım. Çünkü ne yapacağı belli olmaz. Büyük araç. Ben zarar görürüm.
Yine frene dokunuyor zaten. Hem bakın iki şeridi birden kullanıyor. Yarısı sağda, yarısı solda. Şimdi ancak tamamen orta şeride geçebildi. Şimdi yavaşladım. Vitesim 5'teydi. Debriyaj yapıp 4'e aldım. Debriyajımı kaldırdım. Tekrar şöyle biraz daha yavaşladım. Debriyajıma basıp vitesimi 3'e aldım. Debriyajımı kaldırdım. Şimdi küçük küçük 3. viteste minik gazla gidiyorum. Yolu takip ediyorum şeridimi. Minik minik. Tır da çünkü hala frene dokunuyor. Ben de ufak dokunayım frene. O dokunduğu için. Ha arkadaşlar güzel. 3. viteste sakin sakin gidiyorum şu anda. Eğer aracım titrerse o zaman bir vites daha ufaltırım. Vitesimi ne yaparım? 2'ye alırım arkadaşlar. Şu an idare ediyor, gidiyor. Çekişinde bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Ufak ufak ilerliyoruz. Şu tır biraz dengesiz gidiyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz kameradan ama. Yani iki şerit birden kullanıyor arkadaşlar. Hem sağ hem orta şeridi birden kullanıyor. Ben de o yüzden fazla geçmeye çalışmıyorum onun yanından. Emin olamıyorum. Tedirgin oluyorum çünkü. Hani arkadaşlar tedirgin olmak, yani korkmak iyi bir şey. Korkmak insanı ölümden korur. Korkmak hani çok yiğit olmamak lazım. Yiğidin anası tez ağlar demişler. Çok cesur olmamak lazım araba kullanırken. Hocam ben korkuyorum diyorsunuz ya bazen. Korkun arkadaşlar zaten. Korkmak güzel bir şey. İnsanın ömrünü uzatır. Çünkü tedbirli olursunuz, temkinli olursunuz korkunca. Evet, sakin sakin. Fazla yaklaşmadan tıra. Mesafemi koruyorum. Bakalım ileride ne yapacak. Ona göre gerekirse geçeceğim onu ama uygun zamanı bulunca geçeceğim. Hiç acele etmiyorum. Yavaş yavaş ilerliyorum arkadaşlar. Şeridin içinden. Orta şeridim şu anda. İlerliyorum. Hızlanmaya başladım. Tır çekimi sağa. Hızlandım. Gazı bıraktım. Debriyaj 4. Debriyajı bırakırken gaz verdim. Devam ediyorum. Şimdi bir dıt dıt yaptım. Korna çaldım arkadaşlar tıra. İki kere dıt dıt yaptım. Görsün beni diye. Geçiyorum yanından diye. Artık rahatım arkadaşlar. Büyük beladan kurtulduk. Tehlikeden kurtulduk. Geçtik gidiyoruz. Şimdi aracım hızlandı. Yine 2000 devreye geçti. Bağırıyor. Gazı bıraktım. Debriyaj 5. Debriyajı kaldırdım. Gaza dokunuyorum. Devam ediyorum. Vites 5'te ve bayır aşağı olduğu için şu an bakın gaza dokunmayı bıraktım. Ayağım gazın üstünde. Hatta çekin bakın. Hani gazın üstünde durduğuna bakmayın. Dokunmuyorum. Gazın üstünde tutuyorum sadece. Araba akıyor zaten baramp aşağı. Hatta ayağımı frene getirdim şimdi. Hafif hızımı azaltıyorum. Aracım 90'a çıktı çünkü. Hafif şöyle eziyorum. Hızımı 80'e indiriyorum. Bırakıyorum. Hiçbir pedala dokunmuyorum. Ayağım gazın üstünde durduğuna bakmayın şu anda. Tamam mı? Öyle gidiyor şu anda. Bakalım. Bakın ileride viraj var. Şimdi hafiften yine bir frene dokunayım. Hızım 85'e 90'a çıktı. Dokundum. Hızımı böyle yavaş yavaş 80'lere 75'lere indirdim bıraktım. Viraja girdim. Artık gaza ufak ufak dokunmaya başladı. Şimdi bastım gaza. Virajın içinde artık hani ortasına gelir gibi olunca gaza dokunmaya başladım. Aracım savrulmasın virajda, sağa sola atmasın kendini diye. Arkadaşlar. Sakin giderseniz, acele etmezseniz, hız yapmazsanız, hep ileri bakarsanız, şeridin içinde kalırsanız, arkadaşlar takip mesafenizi korursanız her yere gidersiniz. Buyurun buna acele etmem. Yani her sene biliyorsunuz raporlar açıklanıyor. Değil mi? İstatistik kurumları için rapor açıklıyor. Diyorlar ki işte arkadaşlar ülkemizde şu kadar kaza oldu. Yapılan istatistiğe göre işte kazanın %80-90'ı aşırı hız ve dikkatsizlikler diyorlar değil mi? Neymiş demek ki? Aşırı hız yapmıyorsam o zaman Allah'ın izniyle takip mesafemi korup şeritten de bilinçsizce sağa sola kaymıyorsam kaza bela gelmez. Gelirse de Allah'tan. Kader ona yapacak bir şey yok. Rabbim alnımıza yazdıysa olur ona yapacak bir şey yok. Ama biz tedbirimizi almışsak, kurallara uymuşsak yapacak bir şey yok demektir. Artık gönül rahatlığıyla besmele çekip aracımıza binip gidiyoruz arkadaşlar. Böyle ufak ufak gidiyoruz. Bakın yine ileride trafik var. Gazı bıraktım. Onların fren lambalarını gördüm. Hafif hafif frenle yavaşlıyorum. Vitesimi 5'ten 4'e aldım. Yavaşça debriyajımı kaldırdım. Hala araçlar yavaş. 5'ten 3'e, 4'ten 3'e aldım. Debriyajımı kaldırdım. Hala yavaşlar arkadaşlar. Duruyorlar sanki. Debriyaja bastım. Vitesimi şöyle bir 2'ye aldım. Yavaşça kaldırdım. Bakayım. Ufak ufak gidiyorum 2. viteste. Ama çok yavaş oldukları için debriyaj 1. Artık 1 ile gideceğim. Yavaş yavaş debriyajım yarılmadım. Kavrama noktasında şu anda. Yavaş yavaş. Kavramada ufak ufak gaz veriyorum. Küçük küçük. Şimdi yavaş yavaş kaldırdım debriyajımı. Ufak ufak. Çok minik. Böyle yarım santim bile değil. 2 milim gibi falan gaza dokunuyorum. Çok minik. Çünkü çok yavaşım. Çok minik dokunuyorum. Dokunmakla dokunmamak arası gibi bir şey yani. Çok yavaş olunca böyle abi. Bak şu an arkadaşlar 9 kilometre hızla falan gidiyorum. 8 kilometre, 9 kilometre gibi bir şey. Çok minik dokunuyorum. Yavaş yavaş. Mesafe bırakıyorum önümde ki ne olur ne olmaz bir anda durursa diye, değil mi arkadaşlar? Benim bu arada debriyaja basmaya vaktim olsun. Minik minik gidiyorum bakın. Önümde mesafe bıraktığım için çok dur kalk yapmak zorunda kalmıyorum. Çok rahat gidiyorum bak minik minik. Çok dibinden gitsem hep durup durup kalkmam lazım. Hem baskı balataya debriyaja zarar veririm. Hem sol ayağım ağrır değil mi? Çok dibinden gitmemek lazım. Biraz önde boşluk bırakmak lazım. Gazı bıraktım şu anda. Araba kendi kendine gidiyor.
Hani ayağım değmiyor şu an gaz pedalına. Minik minik kendi kendine gidiyor. Kendi uğrunan gücüyle gidiyor. Durdu. Debriyaj, fren. Ben de durdum. Arkadaşlar, benim önümdeki araca değil de onun ön tarafını görmeye çalışıyorum. Çünkü kafamı uzatıp bakıyorum. Hatta arabanın için camından şöyle aradan görmeye çalışıyorum. Öndeki trafiği de okumaya çalışıyorum. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Ufak ufak ilerleyeceğiz. Evet, freni bıraktım. Yarım debriyaj. Minik gaza dokundum. Debriyaj hala yarıda. Bırakmıyorum. Yavaş yavaş. Şimdi bıraktım debriyajımı. Tekrar debriyaj, fren. Durdum. Benim öndeki ilerledi. Tekrar freni bıraktım. Yarım debriyaj. Minik minik gazla gidiyorum. Tekrar debriyaj, fren. Durdum. Hala vitesim birdi arkadaşlar. Hatta boşa aldım. Sol ayağımı bir çekip dinlendireyim 5-10 saniye. Şöyle dinlensin ayağım. Dur kalk yapınca yoruluyor çünkü. Dinlendiriyorum arkadaşlar. Vites boşta şu anda. Sağ defrenle duruyorum. Yine bu önündeki arabanın camından onun önündekine bakıyorum arkadaşlar. Arka camından ön camını görüyorum ve onun önündeki araba yürüdü. Debriyaja bastım. Biri aldım. Freni bıraktım. Debriyajı yarılmadım. Ufak ufak gaza dokunuyorum. Minik minik debriyajımı da saldım. Ufak ufak çok minik gazla gidiyorum. Yine gazı bıraktım. Fazla yaklaşmasın arabam diye. Tekrar minik gaza dokundum. Çok yaklaşmazsanız sıkıntı yok arkadaşlar, tamam mı? Yoğun trafikte çok dibine girmeyin önündeki araçlar. Minik minik gidin. Küçük küçük. Mesela arabam bağırıyor. İkinci vites istiyor ama atmıyorum. Ne gerek var arkadaşlar? Bakın bu sağdan gelenler de kuralı tanımayan, emniyet şeridinden gelen arkadaşlar. Hani emniyet şeridinden geliyorlar değil mi? Kul hakkına da giriyorlar. Trafik kanununa göre de suç yaptıkları. Ahirette de hesap var. Mesela ben hakkımı helal etmiyorum misal. Niye? Çünkü ben beklerken bu trafikte sen sağdan geçip benim önüme giriyorsan, hakkıma giriyorsan hakkımı helal etmiyorum. Ahirette görüşürüz diyorum. O kadar basit. Kavga etmiyorum yani, tamam mı arkadaşlar? Tartışmıyorum. Bağırıp çağırmıyorum. Melek olarak hareketi yapmıyorum. Bakın bir tane daha kulak bir yiyen, haram yemeği seven arkadaş geldi bize. Sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Şimdi gazı. Evet, öndeki araçları takip ediyorum. Hala birdeyim. Aracım bağırdığını duyuyorum ama atamıyorum ki arkadaşlar. Atmam bir anlamı yok. Çok yavaşladık hemen tekrar. Gazı bıraktım. Debriyajıma bastım. Yavaşça frenimi ezerek durdum. Vitesimi boşa aldım. Sol ayağımı çektim. Hemen sol ayağımı dinlendireyim. Dur kalk yoruyor çünkü. Evet arkadaşlar. Olaylar böyle gelişiyor. Yollar, aşırı yollarında. Bilmiyorum otoyollarda anlayabildiniz mi? İşte viraja girmeden hızınızı kesmeniz gerektiğini, yandaki araçlara sabit bakmamanız gerektiğini, yani sağdan soldan hızlı giderken sakın sağa sola odaklamayın, tamam mı? Onu unutmayın. Yine biri aldım, kalkıyorum arkadaşlar. Ona dikkat edin. Öndeki araçta mesafenizi koruyun. Şerit değiştirirken mutlaka sinyalinizi öncesinde verin. Değiştirmenize bir hızlıysanız işte birkaç yüz metre kala, hatta sapağa gireceksiniz yine. Birkaç yüz metre kala o sapağa, o şeride sağ tarafa geçin. Son anda sakın kırmayın. Sapağı kaçırır gibi olursanız da sakın girmeye çalışın. O köşeye, bariyere vurmayın arabanızı. Haberlerde görüyorsunuz ya, böyle köşe sapakları bariyere giriyor arabalar. Son anda girmeye çalışıyorlar. Son anda girmeye çalışmayın arkadaşlar. Sapağı kaçırdınız kaçırdınız, yapacak bir şey yok. Dümdüz gidin. 3 kilometre, 5 kilometre sonra mutlaka yine bir dönüş vardır. Oradan döner gelirsiniz. Yarım saat, bir saat geç olsun ama sağlıklı olsun. Tamam mı? Önce can. Sakın risk atmayın kendinizi. İnşallah bu videonun size faydası olacak. Çok da sizi böyle sıkmak istemiyorum. Zaten hep aynı şeyler. Bana da teşekkür edersiniz. Bakalım kimlerin ihtiyacı varmış. Yorumlardan anlayacağız. Videonun altına gelecek yorumları okuyorum. Ben cevap veriyorum. İnşallah arkadaşlar faydalı olacak. Dediğim gibi Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.